Elimizde bir A matrisimiz var ve bu A matrisimiz M adet satıra ve N adet sütuna sahip. İlk satırımızda A 1 1 var. A 1 1. Yani birinci satır ve birinci sütun. A 1 2 ise bize birinci satır ve ikinci sütunda olduğunu söylüyor. Biz N adet sütuna sahip olduğumuz için bu şekilde N'ye kadar ilerliyoruz ve A 1 N'ye ulaşıyoruz. A 1 N birinci satır ve N'inci sütunda yer alıyor. İkinci satıra geldiğimizde buraya yazıyoruz. İkinci satır şöyle görünüyor. A, 2, 1. Yani ikinci satır ve birinci sütun. A, 2, 2, ikinci satır ve ikinci sütun. N'ye kadar bu şekilde gittiğimizde A, 2, N yani ikinci satır ve eninci sütuna geliyoruz. Satırları bu şekilde M'ye kadar ilerlettiğimizde ise M'inci yani eminci satıra geliyoruz. Eminci satırımız da şöyle. AM1, yani eminci satır ve birinci sütun, AM2, eminci satır ve ikinci sütun, ve bu şekilde gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz ve eminci satır ve eninci sütunda AMN'ye ulaşıyoruz. Ve matrisimizi oluşturduk. Bu matrisimizin adı matris A. Şimdi ise bu matrisimizin devrini yani transpozesini oluşturacağız. A matrisinin transpozesini A üzeri T şeklinde yazıyoruz. Transpoze matrisimize A matrisimizin satırlarıyla sütunlarının yer değiştirmesiyle elde edeceğiz. Transpoze matrisim N'ye M büyüklüğünde olacak. Biliyorsunuz A matrisimiz M adet satıra ve N adet sütuna sahipti. Transpozesinde ise N adet satır ve M adet sütun olacak. Bakalım nasıl yapacağız satırlarımızla sütunlarımızın yerlerini değiştireceğiz. Birinci sütun burada birinci satır olacak. A11, A11'i yazıyorum yine. Birinci satır ve birinci sütunda yani bu elemanın yeri aynı kaldı. Ama A12, A12 bu elemanın yeri aynı kalmayacak. A12 A matrisinde birinci satır ikinci sütundaydı. Transpozisinde ise ikinci satır birinci sütunda olacak. Bu şekilde ilerleyerek A1N'ye ulaşıyoruz. Burada N satıra sahibim. Öncesinde N sütuna sahiptim ama şimdi N satıra sahibim. Bu satırın transpozisi ise A21, A22 diye böyle sırayla ilerleyip A2N'ye gidiyor. Umarım buraya kadar yaptıklarımız size karışık gelmemiştir. A1, 2, A1, 2 dediğimizde birinci sayı satırı, ikinci sayı sütunu gösteriyor. Bu yüzden buraya yazıyoruz. Transpozisini alarak satırları sütunlara, sütunları da satırlara dönüştürüyoruz. Böylece A2, 1'i birinci sütun ve ikinci satıra yerleştiriyoruz. A matrisindeki tüm elemanlar için bunu uyguladığımızda, buradaki m'inci satır, m'inci satır, buradaki m'inci sütuna dönüşüyor. AM1, AM2 ve böyle ilerleyip AMN'yi yazıyoruz. Bu eleman, bu elemana, bu eleman yani A üzeri T matrisinde A1 n Bu elemana dönüştü. Biraz karışık gelmiş olabilir ama ana fikri tahminen anladınız. Şimdi gerçek sayılarla kolay bir örnek yapalım. Bu 2'ye 2 iki bir matris olsun. Kolay anlaşılır olması için elemanları farklı renklerle göstereceğim. İlkinde A matrisimiz vardı. Bu seferki B matrisi olsun. B matrisimizin elemanları 1, 2, 3, 4 olsunlar. Bu renkler birbirine oldukça benzer oldu ama neyse. Şimdi B matrisimizin transpozesini yani B üzeri T'yi yazalım. B matrisinin satırlarıyla sütunlarını yer değiştiriyoruz. Yani birinci satır burada birinci sütun olacak. 1, 2 iki. ve ikinci satır burada ikinci sütun olacak. İkinci sütun. 3, 4 veya ters şekilde de bakabiliriz. Birinci sütun burada birinci satır, ikinci sütun burada ikinci satır oldu. Bu kadar basit. Şimdi biraz daha zorlayıcı bir örnek yapalım. Şimdi biraz daha karmaşık bir örnek yapalım. Bu seferki matrisimizin adı da C olsun. Ve C matrisimiz 4'e 3 büyüklüğünde olsun. Matrisimizin elemanlarını yazalım. 1, 0, eksi 1, 2, 7, eksi 5, 4, eksi 3, 2, ve bir satır daha ekleyelim. Eksi 1, 3, 0. Bu bizim C matrisimiz. Bakalım C matrisimizin transpozesini nasıl yazacağız? C üzeri T farklı renkte olsun. C üzeri T 3'e 4 bir matris olacak. Aslında C matrisinin satırlarının ile yer değiştirmiş hali olacak değil mi? C matrisindeki birinci satır şimdi bizim birinci sütunumuzu oluşturacak. 1, 0, eksi 1. Buradaki ikinci satır, ikinci sütunumuz olacak. 2, 7, eksi 5. Üçüncü satır şimdi üçüncü sütunumuz oldu. 4, eksi 3, 2. Ve son olarak dördüncü satır şimdi benim dördüncü sütunumu oluşturdu. O da eksi 1, 3, 0. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Burada ikinci satır, üçüncü sütunda bulunan elemanı, yani eksi 5'i, burada ikinci sütun, üçüncü satıra yerleştirdik. Sadece satırlarla sütunların yerlerini değiştirdik. Başka bir elemanı alalım. Mesela buradaki eksi 3, bu eleman buradaydı. Üçüncü satır ve ikinci sütundaydı. Aşağıya geldiğimizde ise bu eleman üçüncü sütun, ikinci satırda. Peki transpozenin transpozesini alırsak ne olur? Önce C matrisinin transpozesini alırsak ve sonra bunun da transpozesini alırsak yani C üzeri T üzeri T neye eşit olacak? C matrisinin transpozesini alırken tüm satırları ve sütunları yer değiştirmiştik. Mesela buradaki eksi 5, eksi 5 elemanı ikinci satır ve üçüncü sütundaydı. C üzeri T'de ise burada İkinci sütun üçüncü satıra yerleşti. Eğer bunun tekrar transpozisini alırsak, tekrar ikinci satır ve üçüncü sütuna yerleşecek. Yani C matrisinin transpozesinin transpozesi yine C matrisine eşit olacak. Tüm elemanların yerlerini değiştirerek transpozisini aldık ve bunun da tekrar transpozisini aldığımızda, tekrar yerlerini değiştirerek ilk baştaki haline getirmiş oluyoruz. Bu kadar kolay.